Arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra eğer cihazınızdan SIM kilidi kalkmazsa cihazınıza yazılım yüklemeniz gerekiyor. Bunu da boxlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Yani telefoncuya götürmeniz gerekiyor. Yani olmadı diye gidip de videoma lütfen dislike atmayın. Size bunun açıklamasını ilk başta yapıyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung SM-B310E modelli tuşlu telefonumuzun SIM kart kilidini nasıl kaldıracağımızdan bahsedeceğim. Bu işlem, yapacağımız işlem 3-4 tane daha Samsung tuşlu telefon modelinin SIM kart kilidini kaldırmaya yarıyor. Ben bunları açıklama kısmında size belirteceğim. Şimdi işlemler nasıl oluyor? İlk önce bunu bakalım. Gördüğünüz gibi Samsung SM-B310E modeli. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. Ben daha öncesinde SIM kart kilidini kaldırdım. O yüzden hani size şu an SIM kart kilidi ile ilgili bir şey gösteremeyeceğim ama bunu nasıl kaldıracağınızdan bahsedeceğim size. Öncelikle telefonu ne yaparsanız yapın, ayarlara da girseniz hiçbir şekilde cihazı sıfırlayamıyorsunuz. Arkadaşlar telefonun SIM kart kilidi varken hiçbir şekilde ayarlardan sıfırlama işlemi yapamıyordunuz. Hani şifre de girseniz hep şifreyi yanlış kabul ediyordu. Çünkü SIM kart kilidi vardı. O yüzden şifreyi bilemiyordunuz. O yüzden hiçbir işlem yapamıyorduk. SIM kart kilidini kaldıramıyorduk veya sıfırlama işlemi zaten yapılacağı zaman SIM kart kilidi kalkıyor ama sıfırlama işlemini de yapamıyorduk. Çünkü şifreyi bilmiyorduk. Şimdi bu SIM kart kilidi kaldırma işlemi, aynı zamanda telefonu sıfırlamak istiyorsanız sıfırlama işleminin nasıl olduğunu anlatacağım. Hiçbir bilgisayara gerek yok. Hiçbir alete gerek yok. Sadece telefondan nasıl yapılacağını göstereceğim size. İlk önce bunu yapmak için hattınızı telefonunuzdan çıkartmanız gerekiyor. Hafıza kartınız varsa hafıza kartınızı da çıkartın. Daha sonra telefonu açın, içinde SIM kart olmadan. Ve vereceğim kodu tuşlamanız gerekiyor. Yıldız 2 7 6 7 yıldız 38 55 ve kare tuşuna bastığınız zaman sizi şöyle bir 5-10 saniye kadar bekletecek. Daha sonra telefonumuz sıfırlanıp yeniden açılacak. SIM kart kilidi kalkmış oluyor. Bekliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonun hem SIM kart kilidi kalkmış oluyor, aynı zamanda telefonu sıfırlamış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi telefon zaten Türkçeydi. Sıfırlandıktan sonra İngilizce oldu. Ayarlardan Türkçe yapalım. Daha sonra hattımızı takmayı deneyelim. Arkadaşlar ben denemek için şimdi bir tane hattımı taktım. Şu an açacağım, deneyeceğiz. İnşallah hattımın SIM kart yani pin kodu yoktur. Şu an açılıyor cihazım. Evet. Arkadaşlar şu an bu SIM kart yani kendi benim SIM kartımın pin kodu. Bakın SIM kilidi değil. Hani ilk baştaki SIM kilidi değil. Kendi benim SIM kartımın pin kodunu soruyor. Ben bunu şu an hatırlayamıyorum. Bir yere not etmiştim ama ben bayağı bu hattı hiç kullanmıyorum. Kenarda duruyor. Bu SIM kilidi ayrıdır. Pin kodu ayrıdır. SIM kilidini biz şu an kaldırdık. Zaten SIM kilidini kaldırmasaydık burada bize hattımızın pin kodunu sormayacaktı. Ben şu an hattımın pin kodunu hatırlamıyorum. O yüzden giriş yapamayacağım. Ama gördüğünüz gibi hattımız şu an okuyor. Hiçbir problem yok. Zaten eğer hattımızı okumasaydı SIM kart kilidi soracaktı burada. SIM kilidini girin diyecekti. Burada şu an UA1 için SIM kart 1'in pin kodunu girmemizi istiyor bizden. Arkadaşlar biliyorsunuz ki telefonu sıfırlamaya çalıştığınızda hani SIM kart kilidini kaldırmak, SIM kart kilidini kaldırmak için sıfırlamaya çalıştığınızda biliyorsunuz ki şifre istiyordu. Şu an şifre istemeden rahatlıkla telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz. Hem SIM kilidi kalkmış oldu hem de sıfırlarken ki telefonun şifresini soruyordu. O kilit kalkmış oldu. Bakın şu an sizin gözünüzün önünde sıfırlıyorum. Tümünü sıfırla dediğim, evet dediğim zaman normalde burada şifre sorması gerekiyordu. Ama biz kodu yazdıktan sonra hem SIM kart kilidi hem de sıfırlarken ki şifre kalktı. Şu an gördüğünüz gibi cihaz sıfırlandı. Yeniden başlıyor.
Gördüğünüz gibi İngilizce olarak cihazımız başladı. Rahatlıkla hem sim kilidini kırarken ki istediği şifreyi rahatlıkla kaldırdık arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlemi yapmanıza rağmen eğer hala sim kilidi kalkmadıysa maalesef ki bilgisayara bağlayıp flash'la yazılım atmanız gerekiyor. Ama bu kodu girdikten sonra çoğu telefonda, yani şöyle belirteyim size, 100 telefonun 85'inde 90'ında sim kilidi kalkmış oluyor. Eğer sim kilidi hala kalkmadıysa maalesef ki bilgisayardan yazılım dosyası yüklemeniz gerekiyor. Bu video işinizi gördüyse, gerçekten kanala abone olursanız çok sevinirim. Bana abone olarak, videomu beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bu videoları çekerken çok emek sarf ediyorum. Hem araştırma konusunda hem video çekerken. Bu video eğer işinizi gördüyse lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.